Dünkü videomda da söylemiştim, bir kez daha söylüyorum. Bana göre sevgili dostlarım, bana göre Amerika'nın açıklayacağı faiz rakamının ya da Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri, Türkiye herhangi biri hiçbir fark etmez. Açıklayacakları enflasyon rakamlarının hiçbir önemi yok bu süreç içerisinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü zaten çok ciddi parasal genişlemeler var. Yani faiz indirimi yapmadan da piyasaya olabilecek en düşük faizden, hatta sıfır faizle para pompalamaya çalışıyorlar. Buna rağmen talep olmadığı için herhangi bir tepki alamıyorlar bu parasal genişlemelerine. Faizi niye indirirsiniz? Faizi indirmenizin sebebi piyasayı canlandırmak, hareketlendirmektir aslına bakarsınız. İşte düşük faiz nedeniyle insanlar para talep ederler. Bu parayı da bir şekilde tüketime yönlendirirler. Giderler, ev alırlar, araba alırlar, tatile giderler, harcarlar. Bu nedenle de kredi alırlar. En azından normal zamanlar için bu böyledir. Ama bugün durum böyle değil arkadaşlar. Çok ciddi bir felaket yaşıyoruz. Çok önemli bir pandemi yaşıyoruz ve bu pandemi nedeniyle de insanlar elini ayağını alışverişten de çekmiş durumda. Zaruri olmayan tüm ihtiyaçlardan da çekmiş durumda. Ve bu koşullarda sizlerin faizleri aşağıya çekmenizin hiçbir önemi yok. Onun için ben Fed'in kararının piyasalar üzerinde çok da ciddi bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çok önemli bir karar olacağı kanaatinde değilim. Ama bakın, buradaki kritik bazı ayrıntıları sizlerle paylaşayım. Bu önemli. Ne dedim bu hafta? İlk çektiğim videoda çok kritik bir haftaya giriyoruz dedim. Bu haftada evet, Fed faizle ilgili kararını açıklayacak. Keza Avrupa Birliği faizle ilgili kararını açıklayacak. Aynı zamanda enflasyonla ilgili rakamlar açıklanacak, raporlar açıklanacak. Bunlar önemli değil ama öbür taraftan tüketici güven endeksleri açıklanacak, ekonomik güven endeksleri açıklanacak, büyüme rakamları açıklanacak. Bunlar çok önemli ve çok yakından takip etmemiz gerekiyor dedim. Ekonomik veri olarak bir. İkinci sırada neyi söyledim? Bilançoları çok yakından takip etmemiz gerekiyor dedim. Çünkü bilançolarda aslına bakarsanız ülke ekonomilerinin nereye doğru gittiğini bize gösterecek. Reel sektörün ya da finans kesiminin ne tarafa doğru ilerlediğini bize gösterecek. Bu da ekonomik kriz ya da ekonomik bunalım bağlamında çok önemli bir veridir diye sizlerle paylaşmıştım. Biliyorsunuz, küçük bir hatırlatma olsun diye bir kez daha aktarıyorum. Şimdi gelelim bugüne. Bence dananın kuyruğunun koptuğu gün bugün ve yarın. Esas gün bugün, yarın da çok önemli. Çünkü yarın da Avrupa bölgesi, Euro bölgesinin büyüme rakamları açıklanacak sevgili dostlar. Bugün Amerika'da saat 15.30 itibarıyla, Türkiye saatiyle saat 15.30 itibarıyla Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılası açıklandı. Yani büyüme rakamı açıklandı. Beklenti neydi? Önce 3.9'du. Sonra 4'e çıktı bu. Daralma anlamında, büyüme anlamında değil. Ama gelen rakam %4.8 oranında bir daralma ilk çeyrekte Amerika'da. Keza ikinci çeyreğin ilk çeyrekten çok daha sarsıcı bir daralma olması bekleniyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Peki ne yapılacak bu koşullar içerisinde? Parasal genişleme muslukları daha da açılacak. Çünkü başka hiçbir çare yok. Yani elde başka bir enstrüman yok, argüman yok. Onu kullanamıyorlar. Kullanabilseler emin olun başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Yapamıyorlar. İkinci alternatif, şimdi yavaş yavaş gevşeme politikalarına geçmeye çalışıyorlar ama insanlar ısrarlı bir şekilde talep etmemeye devam ediyor. Onu nereden anlıyoruz? Bakın, Amerika'da yine büyüme verileriyle birlikte açıklanan raporun içinde yer alan kişisel harcamalar verisi var. Kişisel harcamaların %3.6 oranında düşmesi bekleniyordu. Bu nedenle de bir daralma olacağı öngörülüyordu zaten. Peki ben size ne söylüyordum? Aylardır ne söylüyordum? İnsanlar zaruri ihtiyaçları dışında hiçbir şey talep etmeyecekler. Çok ciddi bir talep kısıntısı var bu süreçte ve bu ekonomileri çok ciddi manada daraltacak, tepe taklak edecek diyorduk değil mi sizlere? Ve görünen o ki aynen öyle oldu sevgili dostlarım. Kişisel harcamaların 3.6 azalması beklenirken kaç geldi biliyor musunuz? 2 katından 4 puan fazla geldi. Yani %7.6 oranında azaldı kişisel harcamalar. Bu tüketimin iyiden iyiye daraldığı, düştüğü, talebin iyiden iyiye daraldığı, düştüğü düştüğü anlamına geliyor. Tüm parasal genişleme faaliyetlerine rağmen, yani Amerika'nın arka arkaya 2.3 trilyon dolar, bir daha 2.3 trilyon dolar, bir daha 484 milyar dolar falan açıklamasına, Avrupa Merkez Bankası'nın arka arkaya genişleme politikaları yapmasına, aynı zamanda ülkelerin yine parasal genişlemeye gitmesine, Japonya'nın 1 trilyon dolardan fazla parasal genişleme yapmasına rağmen insanlar talep etmiyor. Peki bu para nereye gidiyor? Aga, esas soru bu. Bu para nereye gidiyor? Herhalde buharlaşmıyor. Bir şey var. Yani bu para bir şekilde bankalara gidiyor. Bankalar bunu kredi olarak kullandırıyorlarsa şirketlere kullandırıyorlar, şahıslara kullandırıyorlar. Sonrasında da bu para bir yere gidiyor olmalı. Gidebileceği yer neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Ya yastık altı, ya dolar, ya altın diye söylüyordum sizlere. Diyeceksiniz ki Amerika parasal genişlemeye gittiği zaman zaten dolar veriyor. Kardeşim niye dolar alsın? O adam da alıyor o doları, ya altına yatırıyor ya dolar olarak bankada tutmaya devam ediyor. Yarın öbür gün çıkabilecek bir ekonomik krize karşı önlem olsun diye. Bunu da defalarca söylemiştim size. Bu nedenle her parasal genişleme çalışması, her faiz indirimi çalışması bu dönemde talebe yönelmediği için arkadaşlar bakın nereye gidiyor? Tasarrufa yöneliyor. Nereye gidiyor? Altına gidiyor. Nereye gidiyor? Dolara gidiyor. Bakın bu %4.8'lik daralma Amerika'da, aslına bakarsanız ikinci çeyrekte %7'nin üzerinde, belki %8'in üzerinde bir daralmayı işaret ediyor. Çünkü dediğim gibi ikinci çeyrek çok daha sert bir dönemdi. Birinci çeyreğin bir bölümünde en azından insanlar dışarıdaydı. Şu anda ise, yani ikinci çeyrekte ise talep tamamen kısılmış durumda. Ve bu koşullar içerisinde hem reel sektör zarar etmeye devam edecek, hem finans kesimi zarar etmeye devam edecek, hem de aynı zamanda insanların talebi tamamen kesilmeye devam edecek. Büyük bir ekonomik bunalıma doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Peki bu ne demek? Çok büyük bir kriz algısı demek. Yani 7'den 70'e herkeste bir kriz algısının oluşması demek arkadaşlar. Herkeste. Bu kriz algısı da insanları aynı bir sazan sarmalı gibi bir kez daha tasarrufa yönlendiriyor. Çünkü krizden sonra ne olabileceğini de öngöremiyor insanlar. Bu sağlık meselesinin de tam anlamıyla bitip bitmediği konusunda çok ciddi kuşkular var. Örneğin bu yaz bitse bile kışın tekrar hortlayabilir, çok daha şiddetli olabilir, mutasyona uğrayabilir, milyonlarca insanı tehdit edebilir, tekrar her taraf kapatılabilir falan filan. En iyi ihtimalle bakın, en iyi ihtimalle %25 oranında dünyadaki şirketlerin iflas etmesi bekleniyor. Yoksullaşmanın hızla artması bekleniyor. İnsanların tasarrufa yönelmesinin daha da artması bekleniyor ve işsizliğin de dramatik bir şekilde artması bekleniyor. İşte İngiltere'nin en büyük havacılık şirketi British Airways. Evet, British Airways son çeyrekte, geçen yıl son çeyrekte kar açıkladı. İlk çeyrekte korkunç bir düşüş var. İkinci çeyrekte çok daha büyük bir düşüş bekleniyor. Ve şu anda British Airways hızlı bir şekilde havacılık sektöründeki elemanlarını çıkartmayı planlıyor. Bununla ilgili girişimler yapıyor. Tabii ki sadece British Airways değil. Aynı zamanda Türk Hava Yolları da olacak. Pegasus da olacak belki. Örnek olsun diye söylüyorum tırnak içerisinde. Çünkü yakın zaman içerisinde seyahat sektörünün, ulaşım sektörünün, turizm sektörünün canlanması bu koşullar içerisinde mümkün değil arkadaşlar. Ülkelerin hepsi hadi biz kapımızı açtık deseler bugün, ancak Eylül'de açabilecek. Ve bu daralmayı iyiden iyiye arttırmaya devam edecek. Turizm sektörünü bitirecek, hizmet sektörünü bitirecek, sanayide zorunlu olmayan alanlardaki tüm tüketimi baltalayacak, tasarrufa olan eğilimi arttıracak vesaire vesaire vesaire. Bu nedenle ben size altın ve dolar çok ciddi manada yükselecek ve yükselmeye devam edecek diyorum arkadaşlar. Artık teknik veriler, o bu falan filan, bunların hiçbir önemi kalmadı arkadaşlar. Ortada tek bir gerçek var. Bir hastalık korkusu, bir pandemi korkusu, bir kriz korkusu, hatta daha sonrasında bir savaş korkusu insanlarda tamamen oturdu artık tüm dünyada. Türkiye için konuş. Bir de bu krizli sürece ekonomik darlıkla yakalananlar var bizim gibi. Türkiye gibi ülkeler, düşünün zaten Merkez Bankası'nın rezervleri iyiden iyiye düşmüştü zaten. Rezervler dip yaptı artık, müdahale etme şansımız da yok. Dolar arıyoruz, nakit arıyoruz, nakit de bulamıyoruz artık. Swap da yapamıyoruz ya da swap yapacak parayı da bulamıyoruz. Oraya ödeyecek faizi de veremiyoruz. Yani iş bu noktalara doğru gelmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye Türkiye gibi ülkelerde de, yani gelişmekte olan ülkelerde de doların yükselişi devam edecek. Dolara talep her geçen gün artmaya devam edecek. Amerika ne kadar parasal genişlemeye giderse gitsin. Bu parasal genişlemelerde sanılanın aksine tüketim artmayacak ve para ısrarlı bir şekilde tasarrufa kaymaya devam edecek dünyanın her yerinde arkadaşlar. Kendinizden paye biçin. Dünyada bir kriz yoktu, pandemi yoktu, hastalık yoktu ama Türkiye çok ciddi bir sıkıntıya doğru ilerliyordu. Ekonomi doğru düzgün yönetilemediği için ve sürekli doları baskılamak sanki ekonomik bir başarıymış gibi gösterildiği için ve insanlar tarafından bu durum fark edildiği için de insanlar ne yaptı? Tasarrufa yöneldi. Yarın öbür gün ne olur ne olmaz Türkiye yine çok ciddi bir krize doğru gidiyor, ben önlemimi şimdiden alayım diye çoğu insan ya dolar aldı ya altına yatırım yaptı o dönemde, biliyorsunuz. İşte şimdi bu salgının tüm dünyaya yayıldığını düşünün arkadaşlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde zaten para yok. Para olan ülkelerinde para basmasının bir mantığı yok. Diyorum ya, insanlar zorunlu ihtiyaçları dışındaki her kuruş parayı yarın öbür güne saklıyorlar. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Şimdi Amerika'daki büyüme verisini de bu şekilde okumak gerekiyor. Bakın bunu şöyle okumak çok yanlış. İşte Amerika 4.8 daraldı. Bu nedenle çok ciddi bir parasal genişleme olacak. Fed faiz indirimlerine devam edecek. Parasal genişlemeleri arttıracak. Para piyasada bollaşacak. Piyasada para bollaştığı için de insanlar bu parayı alacak, takır takır harcamaya devam edecek. Bankalar takır takır kredi vermeye devam edecek diye okursanız çok büyük yanılırsınız arkadaşlar. İnsanlar talep etmeyecek. Bankalar da kredi vermek istemeyecek zaten. HSBC ne dedi? Dün biliyorsunuz bilançosunu açıkladı. %51 oranında karlılığı düştü ve HSBC şunu söyledi. Ben yakın zaman içerisinde kredi musluklarımı elimden geldiğince kapatmak istiyorum. Çünkü batık oranım her geçen gün artıyor. Bu yıl 11 milyar dolardan fazla bir batıkla karşı karşıya kalabilirim dedi. Bu koşullar içerisinde bankalar ülkelerin parasal genişlemelerinden dolayı alıp bu paraları hemen halka yaymayacaklar. Velev ki yaydılar arkadaşlar. Velev ki bankalar da millete bu parayı kredi olarak kullandırdı. Bu kredileri kullanan kişiler koşa koşa gidip bu paraları harcamayacaklar. Harcamak isteseler de zaten harcayabilecekleri şu anda bir ortam yok. Diğer taraftan harcayabilecekleri bir ortam oluştuğu zaman da artık akılları başlarına geldi. Ya düne kadar ben vur patlasın, çal oynasın, günümü gün ediyordum. Sadece günümü kurtarmak benim için yeterliydi. Hatta yarınımı bile önemsemiyordum. Orayı da borçlanarak ipotek altına alıyordum diyordu. Değil mi? Hepimiz böyle yapıyorduk. Ya borçlanıyorduk ya da elimize geçen parayı harcıyorduk bir şekilde. Ama bundan sonraki süreçte insanlar şunu gördü. Her an dünya çapında bir riskle karşı karşıya kalabilirim. Her an fakirleşebilirim. Garanti olarak gördüğüm her şeyin elimden gitmesine tanık olabilirim böyle bir süreçte. Velev ki hastalanmadım, ölmedim ama ekonomik durumumu tamamen kaybedebilirim. Eskisi gibi yaşayamayabilirim. Onun için ne olur ne olmaz kenarda köşede param dursun. Aynı zamanda da eğer ki yanlışlıkla yarın öbür gün altın ya da dolar devriliyor olursa, yani çok sert yukarı hareketler olursa, o zaman ya kazancım olsun ya da paramı koruyabileyim mantığında olaya bakıyorlar. Sadece küçük yatırımcılar mı? Hayır, büyük yatırımcılar da. Bakın yapılan yeni bir anket var. Bu ankete göre büyük yatırımcıların %90'lık kısmı borsaları şu anda yüksek buluyor. Şu anda alım seviyesine uygun bulmuyor. Borsalarda çok sert satışlar bekliyor. Dünyanın en önemli büyük yatırımcılarından ve fonlarından bahsediyoruz sevgili dostlar. Yani orada da nakit kraldır dönemi. Orada da altına, dolara yatırımlar devam ediyor. Para bekletiliyor. Uygun zamana kadar duruyor herkes. Niye? Dünyanın gidişatı çok net bir şekilde ortada artık. Amerika'da %4 daralma bekleniyordu. Çok iyimser bir daralmaydı ve %4.8'lik daralma geldi. Yarın Avrupa Birliği'nde de 3.7'lik bir daralma bekleniyor. Bana göre o da çok iyimser bir daralma. Göreceksiniz orada da 4.5-5 civarında bir daralmayla karşı karşıya kalacağız. Ve soruyorum sizlere, bu koşullar içerisinde borsalarda çok sert satışlar gelmeyecek mi? Ve bu sert satışlar sonrasında ortaya çıkan para dolara ve altına yönelmeyecek mi? Dolayısıyla sevgili dostlarım, kısa vadede normal koşullar içerisinde size bir hedeften bahsetmiştim. Dolar 7.20'ye gidiyor. Altın 402 liraya gidiyor, gram altın. Altının onsu da 1740 dolara gidiyor demiştim. Ama bugünden başlayan süreçle birlikte hem altında hem dolarda çok daha sert hareketler göreceğiz. Altının onsunu bir anda 1800 1800 doların üzerinde görebiliriz. Gram altını 400-450 aralığında çeşitli kademe seviyelerinde görebiliriz. Çok hızlı bir şekilde ve Türkiye'deki hem dolar darlığı hem de tüm dünyada dolara olan talep nedeniyle de dolarda hızlı hareketler yukarıya doğru görebiliriz. Türkiye dolara müdahale etmez mi? O bitti. O konu kapandı arkadaşlar. Deniz bitti, kara göründü. Merkez Bankası'nın rezervleri ortada. Net rezervler 26 milyar doların da altına düşmüş durumda ve onun da önemli bir kısmı kısa vadeli borç arkadaşlar. Bir an önce ödenmesi gereken rakamlar. Bu kadar dibe düşmüşken ve bu kadar büyük bir kriz ortamında ve ne IMF ile ne Amerika ile doğru düzgün bir swap anlaşması ya da bir fon anlaşması yapılamamışken bundan sonraki süreçte öyle müdahale kolay değil arkadaşlar. Herkes bundan sonraki süreçte dolarda ve altında sert yükselişlere hazır olsun sevgili dostlar. Bakın hem dolarda hem altında çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz yakın zaman içerisinde. Özellikle borsalarda, Amerikan borsaları başta olmak üzere yarından itibaren de çok sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu satış dalgası da aynı pandemi gibi, şu anda yaşadığımız hastalık gibi dünyanın her yerine yayılabilir ve borsalarda çok ciddi dip seviyelerle karşı karşıya kalabiliriz sevgili dostlarım. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birine üye olabilirsiniz ve Instagram'dan da beni takip ederek gün içinde zaman zaman oradan bazı kritik veriler paylaşıyorum. Kritik bilgiler paylaşıyorum. Onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.